Arkadaşlar tekrar merhaba. Yine Tarsus'taki projedeyiz. Bugün 6 Temmuz 2024 Cumartesi. Dip sabaklarının hazırlığını bir yandan da şevlerin üst kodlamalarını platformlarını yaptık. Şevler kesiliyor. Bugün size dip sabaktaki boruların kaynaklamalarını göstereceğim. Aynı zamanda da dip sabakta kaç boru atıyoruz, kaçlık, onlar hakkında bilgi vereceğim. Tabi projeye göre değişir. Şimdi bu projede 3 tane çıkış var. 2 tanesi ana sulama, ana sulamanın biri yedik. Bir tanesi de taliye, 200'lükler sulama, 160'lıklar taliyeler arkadaşlar. Arkadaşlarım bunların dirseklerini, patent dirseklerini hazırlıyorlar bir yandan. Bir yandan da diğer arkadaşlarım da burada kaynaklamalar yapıyorlar. Şimdi onları da göstereceğim. P100 boruların kaynaklamalarını, alın kaynakları yapılıyor arkadaşlar. Evet, şimdi tabandaki kodlamaları biliyorsunuz. Temizlik 25-30 santim aşağıda. Dolayısıyla hiç su kalmayacak şekilde üst koddan taban koddan kademeli olarak oraya kadar ölçümleri yapılıp bütün klepeler, alıcı klepeler, içeride klepeler de ona göre yapılacak. Şimdi şu kafadaki ben şeyi göstereyim arkadaşlar size. Flanş, adaptör ve flanşı, bunu buna şeyleri bağlayacağız. Arkada buna vanaları bağlayacağız. Arkadaş çünkü simit elastomer vanalar var. Onları vanalara bağlayacağız. İşte kaynak yerleri bu şekilde. Buğulanma oluyor. Sıcaktan mı anlamadım. Gerçekten aşırı sıcak. 35-36 derece deniliyor ama arkada vanalar da buradan görünüyor. Neyse dönerim şimdi ben o tarafa doğru. Kaynaklamaya doğru geçeyim. Evet, Ali Ustam işinin başında kaynaklama yapıyor. Ali Ustam kolay gelsin. Sağ olun abi. Kaynaklamalarımız kaç derecede oluyor? 210 derece abi şu an. 210 abi. Derece. Evet. Bu kaynaklamanın adı ne? Yapıştırma abi. Alın kaynaklı. Alın kaynak, evet abi. Alın kaynaklı. 200 derecede. Evet abi. Isı Doğru kaynağıyla mı? Yaptığımız kaynaklama. Evet, kolay gelsin abi. Evet, enerji kaynağımız jeneratör. Gücü jeneratörden alarak oradan 210 derecede alın kaynağını yapıyor. Gördüğünüz gibi önce temizliyor arkadaşlar. Boruyu temizliyor. Aynı çapta kesiyor ikisini de. Sonra birleştirip 210 derecede kaynak yapıyor. Evet arkadaşlarım, buraların şevini kesmişler. Kodlamalarını yapmışlar. Ellerine sağlık. Yarısı da, diğer yarısı da aşağıdan kesilecek. Evet arkadaşlar, şurada yakından size şimdi dip sabakların arkadan çıkışlarını da göstereceğim. Bu havuzumuz 6000 metreküplük. Derinliği 5 metre, eni 35, boyu da 60 metre arkadaşlar. Tabii şevler 55 derece. Dolayısıyla taban da 20 metreye, 45 metreye düşüyor. Evet. Ustam kolay gelsin. Evet. Arkada da şeyler var. Vanalar arkadaşlar. Buradan da biz bir vana odası yaptıktan sonra şöyle uzatayım. Orada sistem odası var. Oraya kadar alttan gömülerek gidilecek. Ve oradan da pompalar, filtrasyonlar, gübre tankları, gübre odaları, filtre odaları, filtreler de orada olacak arkadaşlar. Evet, gömüş bu şekilde. Bakın, dirsek payını da hesap alarak kazıyı yapıyoruz.
Orada 40 santimlik normal havuzun kodunda dirsek payı da var. Onu da hesap edelim. Mutlaka sıfır klepe, çünkü sıfır sudan kalması gerekiyor. Evet, ustam kesiyor. Ellerine sağlık. Evet, böyle daha net oldu. Görüşürüz yine arkadaşlar. Sıcak. Telefon da kafayı yiyor yani.